Şimdi frekans domeninde analiz yöntemlerini inceleyip olduk. Bir eleman daha tanıtarak devam edelim. Bu eleman da transformatör, piyasadaki adıyla transformatör. Teorik olarak buna ortak endüktans diyoruz. İngilizcesi mutual inductance, transformatör. Tanım bağımsız ne dersiniz? Mesela bunun şimdi 4 tane ucu var bakın. Bu aynı zamanda iki kapalı diyeceğiz buna. Yani şu primer kısmında şu giren akım çıkan akıma eşit. Sekonder kısmında da bu giren akım bu çıkan akıma eşit. Dolayısıyla buna primer devresi diyoruz. Buna da sekonder devresi diyoruz. Bunlara da kapı denir. İki kapılı bir eleman yani. Şimdi onun tanım bağıntısı da, şimdi tanım bağıntısında bakın denklem sayısı artıyor. İki uçlu elemanlar için bir tane tanım bağıntısı veriyorduk. Burada iki tane tanım bağıntısını vereceğiz. Bu tanım bağıntısını nasıl dersiniz? Bu kapılara ilişkin akım ve gerilimleri içeren bir tanım bağıntısı oluyor. Yani V1T, I1T ile V2T, I2T arasındaki bu dört tane değişken arasındaki bir ilişki. Bu ilişkiyi şöyle anlatabiliriz. Şimdi şunlar bobin, bir demir çekirdeğin üzerine, demir çekirdek düşünün kare biçiminde, ortası delik olsun. O çekirdeğin sağ yarısına bir bobin sarın, sol yarısına da ikinci bir bobin sarın. Bu transformatör. Şimdi bu transformatör öyle ki, sekonderinden geçen akım dolayısıyla birinci kapının üzerine ilave bir gerilim geliyor. Şimdi tek başına sol taraftaki kapıya kapı bir tane self elemanı ya bobin. Self'in tanım bağıntısını da biliyoruz ki V1T eşittir L1 çarpı DI1T bölü DT T domeninde. Şu self'in tanım bağıntısı. Şu sol taraftaki transformatörün sol tarafındaki self'e ilişkin tanım bağıntısı. Şimdi ne oluyor derseniz ikinci kapıdan akan akım dolayısıyla bu birinci kapıya bir gerilim ilave olarak geliyor. O gerilim de M dediğimiz ortak endüktans katsayısı ile ilişkili bir gerilim geliyor. O gerilimi yaratan nedir derseniz bu sağ taraftaki kapının akımı. Yani sanki sağ taraftaki self'ten dolayı da ilave bir gerilim geliyor. Onun da katsayısı M. Birincisi o bobine ilişkin L idi. Şimdi oraya da bir M geldi. Benzer şekilde birinci kapıdan dolayı da ikinci kapıya bir ilave gerilim geliyor. Buna M, D, D'yi bir bölü DT diyoruz bu ilave gerilme. Tek başına bu self de burada vardı. O da L2 çarpı D2. D2D bölü DT. Şimdi şu tanım bağıntısı. Yapacak bir şey yok. İlişki bu deniyor. Bu M şu koşulları da sağlıyorsa buna işte ortak endüktans deniyor. O zaman da bu katsayılar pozitif olmuş olacak. Yani M pozitif reel bir sayı olacak. L1, L2 de pozitif reel bir sayı olacak. Şimdi bunun S domeninde, omega domenindeki karşılığı ne olacak derseniz biliyoruz ki ne oluyordu? Türev yerine j omega geliyordu. Bakın işte türev yerine j omega gelmiş. L1, I1 gelmiş. J omega, M, I2 gelmiş. M de onun katsayısı. Türev yerine j omega geliyor. Şimdi tanım bağıntısı frekans domeninde buna eşit oluyor. Demek ki içerisinde transformatör elemanı bulunan devrelerin analizini yapıyorsanız bu tanım bağıntısını kullanarak bu analizi yapabilirsiniz. Şimdi bunun bir de ideal transformatör dediğimiz bir özel versiyonu var. Şimdi bu özel versiyondan neyi kastediyoruz derseniz bu işi işte türevden kurtaran bir başka alternatif. Şimdi türevden nasıl kurtardık bunu? Omega domeninde inceleyerek kurtardık. Şimdi bu ise bu ideal koşulu sağlıyorsa eğer o zaman türev olmuyor arada. Ne oluyor derseniz bakın V1'in gerilimi yani birinci kapıya ilişkin gerilim ikinci kapının bir sabitle çarpılmışı. Akımı ise ne oluyor derseniz ikinci kapıdaki akımın ters işaretlisinin N'ye bölünmüşü birinci kapıdaki akım oluyor.
Şimdi bu tanım bağıntısı neden böylesine açıklanacak bir şey yok. Şimdi bunun bu şuradaki küçük ne derseniz, bu küçük ne de buradaki sarım sayıları ile ilgili. Ne iki ikinci kapıdaki bobinin sarım sayısı, ne bir de birinci kapıdaki sarım sayısı derseniz, ikisinin oranı da küçük ne. Şimdi bu ideal trafonun omega domenindeki karşılığı ne olacak derseniz, kolay değil mi? Bu direnç elemanının tanım bağıntısına benziyor. Onun için yaptığımız işi burada yaparsak bu tanım bağıntısı da basitleştirilmiş oluyor. Şimdi sağ tarafta nedir derseniz, bakın bir trafoya bir başka devre bağlanmış. O bağlı olan devreyi de isterseniz şöyle düşünün. Tevenin eşdeğeri diye düşünün. Trafonun çıkışına da bir yük bağlandı diye düşünün. Şimdi bunun analizini yaparsanız omega domeninde burada gösterilmiş bakın. Şimdi Z1 biri nedir derseniz, şuradan baktığınızda görülen empedanstır. Niye bu önemli? Maksimum güç transfer edeceğiz ya, onun da eşleniği olacak ya şunun, ona yardımcı olsun diye. Z2 2 nedir derseniz, şuradan C ve D uçlarından görülen empedanstır. Değil mi? Onun da neye eşit olduğunu burada görmüş oluyoruz. Input empedansı demiş. Oradan bakın akımları bulmuş. Kazancı bulmuş. Hesaplamış yani. Ne diyelim? Bunları transmisyonda kullanacaksınız. Şu mesela ne diyor? Reflex empedans diyor ya. Bu transmisyonda kullanacak o empedansın nasıl hesaplandığı gösterilmiş oldu. Bir de esas yaygın bir uygulama da bu empedans matching dediğimiz, yani empedans uygunluğuna neden sağlayacağız? İşte şu Z ile ZS eşit olsun istiyoruz ya. Bunu nasıl sağlarsınız? Sırf direnç elemanı düşünerek kolayca bunu yapabileceğinizi düşünüyoruz. Şimdi şuradan görülen empedansı bulun. Bakın şu ideal trafonunda tanım bağıntısını kullanın. Sizin yapabileceğiniz güzel bir uygulama olur. Şu empedansı hesaplayın. Ne demek bu empedans? V1T bölü I1T. Buradan görülen empedans. Şimdi bunu bir türlü hesaplarsanız ne çıkıyor? Şunu bulacaksınız. N kare çarpı Z'le. Bu niye önemli? Bu şunun için önemli. Bu trafoyu burada kullanmasaydık, RS diye bir direnciniz olsaydı, RL diye de bir direnciniz olsaydı, maksimum güç transferi yapamayacaktınız. Bunlar eşit olunca yapıyoruz ya. Şimdi maksimum güç transferi yapamadınız. Bunu yapar haline nasıl getireceğim? Yapar haline işte bu trafoyla getirirsiniz. Trafonun sarım sayısını öyle ayarlarsınız ki, Z'li yüküyle bunu çarptığımız zaman şuradaki RS'yi veriyorsa, o zaman maksimum güç transferi yapmış olursunuz. Mesela bunlar eskiden kullanılırdı ama şimdi pek kullanılmıyor galiba. Buna da hoparlörün transformatörü denirdi. Hoparlöre maksimum güç transferi gitmek için bir tane transformatör kullanılırdı. Yani ideal trafo kullanılırdı. Diyoruz, buna da noktayı koyuyoruz.